Herkese merhaba. Sevgili dostlar, öncelikle bir müjde vererek başlamak isterim videoya. Uzun süredir mesaj olarak soruyordunuz, yorumlar kısmına yazıyordunuz. İlk kitabım bu hafta itibariyle piyasaya çıkıyor. Cepte Olmadan Aşk isimli kitabıma gerek internet üzerinden gerek tüm kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Benim için de farklı bir tecrübe olacak. Umarım beğenirsiniz, umarım güzel tepkiler verirsiniz. Önümüzdeki günlerde daha geniş şekilde anlatacağım kitabı. Şimdi konumuza gelecek olursak. Vazgeçilmez olmayı, hele ki sevdiğin kişinin vazgeçilmez olmayı herkes ister. Bunun için de insanın çaba harcaması gayet doğaldır. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Tadında bakmayın olaya. Tamam ya da siz yine vazgeçilmez kimse yoktur düşüncesinde olun. Hatta gösterin. Ama söyleyeceklerimi de göz ardı etmeyin. Zaten bakmayın başlığa, vazgeçilmez nasıl olunur dedik ama bence asıl önemlisi birinin hayatında başrol olmaktır. Başroller zaten o filmin ya da dizinin ya da kitabın vazgeçilmez karakterleridir. İşte bugün bu mantıktan yola çıkarak sevdiğin kişinin hayatında nasıl başrol olursun, nasıl vazgeçilmez olursun onları anlatacağız. Madde madde işleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi yine birilerinin hayatında yer edinmek adına küçük düşmeyeceğiniz, duruşunuzu bozmayacağınız, karizmanızı kaybetmeyeceğiniz maddeler olacak bunlar. Hadi başlayalım hemen. 1. Kendine güven. Her şeyin başı bu sevgili dostlar. Kendine güveneceksin. Ama bu da yetmez. Kendine güvendiğini göstereceksin. Kendine güvenmeden, kendini önemli hissetmeden başkasının hayatında önemli olmazsın. Şimdi bu madde basit geliyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim size. Biri yorum yazmış videoların altına. Kendine güven, kendine saygı duy. Her videoda aynı şeyleri anlatıp duruyor bu da diyor. Benden bahsediyor bu da diyerek. Videoları izlemeye devam ediyor aynı kişi. Başka bir videonun altına şöyle yazıyor. Ya boş şeyler anlatıyorsun hoca. Paran varsa her kapı açılır. Paran varsa herkese elde edersin. Sevmeyen birini bile köle edersin. Kendine güveni her videoda anlattım diye eleştiriyordun. Kendine güvenin ne olduğunu anlayamamışsın. Paraya endekslemişsin. Parayla gelecek kendine güven döviz kuru gibidir. Borsa gibidir. O değer bir kalkar bir iner. Kendine güven, kendine saygı böyle bir düşüp bir kalkan kavram değil. Olamaz. O yüzden lütfen artık basit diye geçmeyin. Herkesin bildiği bir şey diye geçiştirmeyin. Odaklanın. Çünkü giriş anahtarı burada. 2. İyi analiz et, doğru insan mı emin ol. Çok önemli başka bir madde dostlar. Aslında ilk maddemiz olacak bir konu. Ama neden ikinci olarak yer verdiğimi birazdan anlatacağım. Birilerinin vazgeçilmezi olmak adına önce karşınızdakini iyi analiz etmeniz gerekiyor. Size uygun olup olmadığını anlamak için, aynı paydalarda buluşmak için. Neden kendine güven maddesiyle yer değiştirmeli? Sonuçta kendine güvenmezsen karşındakini yüceltirsin. Kendini eksik görürsün. Belki seninle aynı bakış açılarına sahip değildir ama sen onun tarzını gözünde öyle bir büyütürsün ki sen vazgeçilmez olacakken o vazgeçilmez oluverir. İşte o yüzden kendine güven daha önemli oluyor. Şimdi tekrar maddeye dönelim. Analiz edin. Sana uygun mu? Orta noktada buluşulabilir mi? Gerçekten istekler örtüşebilir mi? Kadın ya da erkek fark etmez. Bağlanma sorunu yaşıyordur. Günübirlikçidir, avcıdır. Analiz etmeden, sana uygun olduğunu anlamadan vazgeçilmez olmak için uğraşırsan sorunlarla dolu nur topu gibi bir iletişimin ya da aşkın olur. O yüzden dostlar, sadece fiziğini beğendiniz diye, sadece duruşunu beğendiniz diye, sadece sizin için önemli bir şeye sahip diye bir insana odaklanmayın. Birçok kriteri taşıyor mu, size uygun mu, iyice analiz edin. Analiz etmenin diğer yanında bahsettiğim gibi ortak noktaları bulmak için önemlidir. Çünkü ortak noktalar insanları yakınlaştırır. Ortak noktalar iletişim süreçlerini hızlandırır. Analiz edin ve o doğrultuda yürüyün. 3. Pozitif ol, enerji saç. Tersten gidelim sevgili dostlar. Negatif olan, enerjisi düşük olan kişileri kimse başrole koymaz. Hayat zaten çok zor. Herkes de farkında herhalde bu zorluğun. Kimse oturup daha da zorlaştıran biriyle vakit geçirmek istemez. Şunu göreniniz ya da duyanınız var mı? Hafta sonu Zuhal'i arayayım da dünyanın ne kadar iğrenç olduğunu, her şeyin kötü gittiğini, mutsuzluğun ne demek olduğunu bana bir hatırlatsın. Ben rastlamadım vallahi. Enerjiyi düşüren, negatif olan kişileri kimse istemez dostlar. O yüzden pozitif olmalı ve enerji saçmalı. Klasik bir yorumdan daha yola çıkacağım. O zaman da gerçek kişiliğini saklamış oluyorsun. İnsanları kendini beğendirmek için taktik yapıyor oluyorsun. Bakın bu düşünce de çok kötüdür. Pozitif olmak, enerji yaymak bir taktik değildir. Olması gerekendir. Çünkü bunlar seni iyi hissettirir.
bakın sadece karşı tarafı değil, seni de iyi hissettirir. Buradan yola çıkarak bu tarz bir yaşamı felsefe haline getirirsen insanlar senin enerjinden yararlanmak ister. Motive eden, mutlu eden, gülümseten kişiler her zaman bir adım öndedir. İşte bu yüzden birinin hayatında başarılı olmak istiyorsanız, vazgeçilmez olmak istiyorsanız pozitif olma kısmını hiç yabana atmayın. 4. Farklılaş. Kişisel danışmanlıklarımda olsun, arkadaş çevremde olsun çok sık dile getirdiğim bir durum var arkadaşlar. İnsanlar birbirlerini kopyalamayı çok severler. Sadece fiziksel olarak değil, hareket ile, tarz ile, kullanılan bir espri bile birilerini kopyalamak üzerinedir. Olayı şuraya bağlamayacağım. İşte herkes bir estetik merakında, herkes aynı tarz giyiniyor falan. Konu o değil. Benim bakmanızı istediğim pencere şurası. Tepkiler benzer, davranışlar benzer, istekler benzer, kavgalar benzer. Ayrılık sebepleri bile benzer hatta. Necati, neden kavga ederken suratıma telefonu kapattın? Hakan öyle yapıyormuş. Konu uzarsa hemen kapıyormuş suratına. Sorun daha hızlı çözülüyormuş. Bak, git Hakan'la uyu tepkisini alırsın anında. Milyon tane benzer şey sayabilirim size. Hep başkasının davranışını kopyalamak üzerine. Ben kırmızı şarap istiyorum yemeğimin yanına. Esra, abartma istersen, makarnayı ben yaparım dedim ama bana garson muamelesi yapma rica ediyorum. Kes! Şarap getir, kırmızı olsun. Hande böyle sert yapıyormuş, muma çevirmiş sevgilisine diye geçirir o an içinden. Yani tripler aynı, tepkiler aynı, çıkışlar aynı, surat asmalar aynı. Siz farklılaşın. Takın başınıza huniyi dolaşın demiyorum tabii ki. Bir de böyle bir olay türedi son zamanlarda. Farklı olduğunu belirtmek için ben biraz deliyimdir, ben biraz cadıyımdır, ben biraz fırlamayımdır. Ben bundan bahsetmiyorum. Sözle farklılaşmak olmaz. Ben davranış öncesi, tepki öncesi sadece 10 saniye düşünmenizi öneriyorum. Canım iş çıkışı okuldan arkadaşlarla plan yapalım diyoruz. Biz yarın görüşsek nasıl olur? Şimdi klasik olanlar nasıl olur? Ses düşer, surat düşer. Öyle mi? Tamam. İyi geceler. Senem, trip yapma. Yarın alalım dedim alt tarafı. Hem aklım kalmamış olacak. Neyse, konuşuruz sonra. Pat, kapandı telefon. Klasik ya da diğer versiyonu. Öyle mi Gürkan? Aniden okuldan arkadaşlar plan yaptı yani. O okuldan arkadaşlar dediğin Şıllık Banu, Yosma Hande olmasın sakın. Bakın aklınızda olsun bu arada, bir parantez açalım. Çok risklidir dostlar. Birilerinden bahsederken lakap takmayı, küfür etmeyi asla önermem. O muşumla suratlı anan zaten bir türlü sevemedi beni dedin ya. Artık ne yapsam faydası yok. O yüzden dikkat. Neyse, konuya dönelim. 10 saniye beklemeli. Ne tepki verirsem klasik olurum, ne tepki verirsem farklı olurum diye. Aa süpermiş, bayağıdır görüşmüyordunuz. Sorun yok, biz yarın görüşürüz. Ama Gürkan beni ekiyor sonuçta, bir laf sokmayayım mı? Sokma işte. Bir defaya mahsus bir şeyse sokma. Düzenli yapıyorsa o kişiyle takılma. Yani dostlar, sözün özü, birilerinin hayatında başrol olmak istiyorsan klişelerden sıyrıl. Farklı ol. 5. Cepte gözükme. Kitabıma da ismini veren maddeye geldik dostlar. Vazgeçilmez olmak, başrole yerleşmek, hatta güzel ve uzun ilişki yaşamak için koşulsuz şartsız teslim olmalı mantığı çok yanlış bir mantıktır. Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey şeklinde yaşarsan ilişkiyi, o tat eninde sonunda kaçar. Ya da hayran olduğunu, çok etkilendiğini, onsuz yapamadığını gösterirsen o tat zehir zemberek olur. O yüzden cepte olmadan yaşamalı o aşkı. Cepte gözükmeden sabırlı olmalı. Her şeyden önce sizinle yaşadığı ilişkiyi size bir lütufmuş gibi göstermemeli. Vazgeçilmez olacağım diye, o filmin başrolü olacağım diye tavizler verirseniz gün gelir rolünüzü bir figürana kaptırırsınız. O yüzden kurallarınız olmalı, o yüzden duruşunuz asla bozulmamalı. 6. Emek harcat. Benzer bir madde olacak aslında. Çok sık yapılan bir hatadan bahsedeceğim burada dostlar. Sanılır ki dört dörtlük organizasyonlar sevgiliyi ya da hoşlanılan kişiyi bağlar. Sanılır ki karşı tarafa güzellikler sunulunca hayatında vazgeçilmez olunur. Çok yanlış. İlişkiyi paylaşmaktır deriz ya her zaman. Aynı noktadan çıkıyoruz işte. Sadece senin değil, karşındaki kişinin de emek harcaması gerekiyor. Sen devamlı onu mutlu etmeye çalışırsan belli süre sonra zaten bu görevin haline gelir. Bir gün bu görevden bıkarsan ilişki otomatik olarak sendelemeye başlar. Sonra da sen çok değiştin demeler başlar. Ayrıca sen bir organizatör değilsin. Her şeyi organize etmeye çalışmamalısın. Karşı tarafa da fırsatlar vermelisin. Bir günü organize etme fırsatı vermelisin mesela. Ya Gürkan iyi diyorsun da bizimkine kalsa beni mahalle kıraathanesine pişti oynamaya götürür. Olabilir. Buna da izin verin.
Bırakın kendi dünyasını, kendi zevklerini size açsın. Çünkü insanlar birçok zevkini, keyfini, eğlencesini diğer insanlarla paylaşmaktan çekinirler. Beğenilmeyecek, yargılanacak düşüncesiyle. Eğer sizinle bunu paylaşıyorsa, sizin içinde sıkıntı doğmuyorsa, burası çok önemli, bu paylaşım iletişiminizi çok güzel yerlere götürebilir. Ama diğer türlüsü, hep sizin organizasyonlarınız olursa, sizin için başka bir kişi olmak zorunda olacağını düşünüp gerilebilir. Bu da sizden uzaklaşmasına sebep olabilir. Tabii bu sadece organizasyon meselesi değil, her konu için geçerli. Aramasından sormasından tutun, zaman geçirmesine kadar geçerli. Hep sen ararsan, hep sen görüşmek istersen ve hatta ısrar edersen emek harcatamazsın. Tembelleşir o kişi. Bakın şunu duyuyorum çok sık bir şekilde. Ya bir kere de sen bir yere davet et. Bir kere de sen şunu yap, bunu yap. E canım sen bana fırsat vermiyorsun ki. Sen yapıyorsun zaten her şeyi. Bir de özellikle biz erkeklerin bir kaçış cümlesi. Canım ya sen iyisin bu konuda, o yüzden ben sana bırakıyorum her şeyi. Hep ben konuşuyorum Hakan, bir şeyler anlatsana. E ben konuşmayı sevmem, sen ne güzel anlatıyorsun işte. Olmaz dostlar. Tek taraflı olmaz. Güzel gözükse bile, harika gitse bile olmaz. O yüzden başrole yerleşmek için bırakın biraz emek harcasın. 7. Saygı duy. Son olarak dostlar, birinin hayatında yer almak istiyorsanız hem o kişiye hem de kendinize saygı duymalısınız. Saygı yitirilirse başrolünde, filminde, karakterinde hiçbir değeri kalmaz. Saygılı olmalı insan. Önce kendine, sonra karşısındakine. Az önce dedim ya, tepki vermeden 10 saniyelik düşünmeye bakar. 10 saniye hayat kurtarır dostlar. Ağzına kadar gelen kötü bir söz, olmadık bir eleştiri, gereksiz bir itham, haksız bir hakaret. 10 saniye düşünüp engel oldun mu? Saygıyı korudun mu? İşte o zaman başrol olmayı hak edersin. Başrol olamadın mı? Vazgeçilmez kalamadın mı? Fark etmez. O saygı sana çok daha fazlasını verir. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.